yani favorisini bilmiyorum ama filmi Güler'e vermeyi düşünüyorum. Yani şey, caddelerin, kaldırımların falan aydınlatmaların o hizmetleri beğeniyorum. Onlar güzel. Ulaşım sorunu var ama hiçbir belediye başkanı onun çözebileceğini zannetmiyorum. Hiçbirisi o sorununa gelmiyor. Zaten günübirlik basit şeyleri çözmeye çalışıyorlar. Sezai sana, zekayı sana. Zekayı sana. Evet, Altınordu'da da Ulaş Bey. Bence su fiyatlarının bir an önce vatandaşın ödeyebilecek hale getirilmesi. Bir de orada da gençlere, insanlara yönelik sosyal mekanların daha fazlalaştırılması. Tabii ücretsiz anlamdaki sosyal mekanlardan bahsediyorum. Enver Yılmaz. Ya Enver Yılmaz genç, dinamik. Hilmi'den ordunun bir umudu yok. Enver Yılmaz bence daha iyi yani. İyi değildi. Sokakta hiç göremedik ki. Son bir ay sokağa çıktı. İlçelere bile gitmemiş. Herkes şikayetçi. Aa, ben orduya 7 kilometre benim evim. Göller falan yapılı değil yani. Nereleri yapmış? Ne yapmışlar yani? Adam haksız yere görevden aldılar adamı. Yani adam haklı. Çıkmak da haklı yani. Açıklasınlar niye görevden aldıklarını. Söylesinler. Tamam, ben Enver'i ben beliyim. Hiç sevmem. Ama neyi vereceğim adama? Ben köyüme bu Enver'in sayesinde asfaltta gidiyorum. Benim köyüm Bahariye, Gerce yolu. Taş duvar yaptı. Bak, Gökömer'den Gerce'ye kadar taş duvar. Enver olmasaydı biz bu yoldan gidemeyiz. Hiç sevmem. Kendini sevmem, oy atacağım, hakkını sınası vereceğim. Hep MHP'ye verdim. İlk defa şeye oy vereceğim şimdi. Onun sayesinde bu yollar bizim Gerci'ye rahat gitti. Hilmi bir çivi çakmadı 5 senedir. Gidin bakın, o Gerci'den girin oraya kadar. Bir çivi çakmadı 5 senedir. Ben Enver'i sevmem şahsını ama oy vereceğim adama, hakkını. Çünkü onun sayesinde asfaltta gidiyor. Bu Hilmi Güler hep Fatsa'ya, Ünye'ye yüklendi. Ben AK Partiliyim. Ona oy verdim. Ama bu sefer Enver Yılmaz'a vereceğim. Ben de Bahariye köylüyüm. Bizim Bahariye köyünün yolu nereden gittiğini bu Hilmi Güler bilmez yani. Bilmez. Ben şimdi Enver Yılmaz'a vereceğim. Adam bir şeyler bizim o taraflara yaptı yani. Haksız yere adam görevden alındı. Bu Hilmi Güler hiçbir şey yapmadı bize. Şimdi bakma milleten adın mı sen, kav çakıyor, kav. Kav çakıyor, kav. Hilmi Güler'e batacaksın. Ha. Ha, tamam, o zaman Güler'e. Yok demezsin, bırakayım. Enver Yılmaz olsa bu da yapardım. Orada seçim değişmeyecek. Hilmi Güler yapar da nereye yaptı, nereye? Ha, basını bırakmayayım. Enver Yılmaz'ı söktü, yeşil yaptı. Ya bırakayım. Ha, yaptı. Nereye yaptı? Gitti oteli yıktı. Enver Güzel kötü, değil mi? Demek ki bir derdi var. Şimdi çalışmaya çıktı. Enver'i severim, Enver'i severim. Vallahi daha olsa daha iyi oldu bak. Bunu da severim bak. Başkan. Bunu bak daha severim bak. Dersini Enver alacak dersini. Diktatördü de. Dersini alsın gitsin. Enver Yılmaz diktatör. Bak adam nasıl çalışıyor. Unutma dersini alsın. Enver'den iyi mi Enver? Yok, bu da iyi. Enver Bey'in döneminde de gerçekten güzel hizmetleri oldu. Olmadı diyemeyiz şimdi. Göz ardı edilemez. Ama Hilmi Bey'in de yine katkıları olmadı değil yani. Enver Bey'in katkıları gerçekten büyüktü ama onu göz ardı edemeyiz. Tabii ki Hilmi Güler. Allah izin versin. Son dakika. Valla şimdi ben bir kararsızım. Aslında ben CHP'li bir seçmenim ancak Zekai Sana'nın pek tanınırlığı yok. Benim de ve birçok çevrem Enver Yılmaz verecek. Ben de galiba Enver Bey'e verebilirim. Ama Altınordu Ulaş Tepe'yi vermeyi düşünüyorum. Ulaş Başkan'ın hizmetlerini biliyorum. Ya aslında Zekai Sana'ya vereceğim de yani kafam karışıyor efendim. Yani şimdi tanınırlığı yok. Enver Yılmaz 5 yıl burayı yönetti tabii. Yani iyisiyle kötüsüyle bir şey yapmıştı ama Hilmi Güler'in ben bir yatırım yaptığını görmedim açıkçası. Ben değişimden yanayım. İnşallah değişim olur. Güzel bir başlangıç olur olduğu için. Efendim şunu öncelikle istiyorum ben Ordu'da. Ben bir genç olarak ve ordulu bir genç bir yurttaş olarak. Öncelikle işsizliği çözmelerini istiyorum. Fındığımızı tekellerden kurtarmalarını istiyorum. Kültürel sosyal faaliyetlerin arttırılmaları, betona değil çevre odaklı projeler yapılmasını istiyorum en çok belediyeden. Bir de son olarak da kaynaklarımızın boşa harcanmamasını istiyorum. Yani belediyeden istediğim şeyler bunlardır yani. Benim aradığım özellikler bunlar belediyede. Tabii ki Hilmi Güler. Orduyu beğeniyorum. Sokaklarında yürümekten keyif alıyorum. Onu böyle en azından şehrin buradan geçen insanlar İstanbul'a ya da başka yerden İstanbul'a fark etmez. Gelen insanlar birinci derecede ilk gördüklerinde de fiziki ortam, fiziki görüntüdür değil mi? Sokağından, caddesinden, sahilinden geçerken bu da bence çok güzel. Ben hükümetten yanayım. Ben Mehmet Hilmi Güler'im. Trafik sorunu var. Bayağı bir trafik sorunu var. Mesela sokaklarda şey yok, otopark yerleri yok. Bazen sorunlar var yani. Şu anda Ramazan'ım, aklımda pek şey yapamıyorum. Benim tercihim CHP.
Ulaştepe. Ne yapmışlar bunlar? Ben geldim 70 yaşına ya. Yine aynı yer aynı. Ne değişen ne var? Mezarla gelmişler. Ne var? Herkes cebine dolduruyor, yediyor, çevresine dolduruyor, gidiyor. Ne oldu? Niye vatandaşta şey olmuyorsun? Öyle değil mi? Ver reklam şirketlerine parayı, parlatmaya çalışsınlar herkese. Bir Allah'a iyi hattı koyacağım cebine 10 lira verir mi bunları ya? Nasıl olsa vatandaşın parası harca hesap soran yok, eden yok. Ne olacak ki? Al çekeceğin git, soy soy git, soy soy git. Ya. Ancak millete konuşmaz. O da konuşamıyor memlekette. Korkudan konuşamıyor. O da var yani. Bu da var ya. Yani. Adam şeyi söyleyecek ya başıma iş gelin. Öyle gelecek. Şu adamdan korkar mı lan? Allah'tan kork. Allah'tan. Asil benim. Ben senin karşında el pençe olacağım böyle. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Ama bu milleti böyle bu hale getirdiler. Hepsinin Allah belasını versin. Şimdi ilk önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Parti olarak değil, isim olarak söyleyeyim size. Geçmiş zamanda şu sokakta gezerken 3 günde 5 günde bir örnek veriyorum. Seyit Torun'un omuzuna çarpardı omuzumuz. Halkın içindeydi. Onun peşinden Erener Başkan, o da aynı. 10 günde 15 gün görürdük. Allah'ın adını alıyorum. Vallahi billahi ben burada özel sektörde çalışıyorum. Devamında buradayım. 28 yıldan beri Hilmi Başkan'ı bu sokakta bir kere gördüysem Allah'ım olmasın. Hizmetini saymıyorum bile. Gelelim ikincisine. Bir defa halkın içine çıkmayandan başkan olur mu? Benim böyle bir fikrim var. Gelelim diğerine. Şahincili'de oturuyorum. O kadar çok eksikler var. O kadar çok eksikler var ki. Basit kelimelerle kullanıyorum. Elektriğin ucuz olduğu yerde Türkiye'nin en pahalı suyunu orada halkı kullanıyor. Ve bunun hala farkında değiller. 300 lira olur mu 10 ton suya? Elektrik geriye 150 lira, su 300 lira. Yani nasıl derler? Araba satışlarında sazan sarmalı derler yani. Aynen elektrik de bu, su da bu. Çok basit Türkçelerle. 31 Mart'a gelince değişiklik iyidir. Allah nasip ederse Enver Yılmaz olacak. Evet, Ulaş Bey'e vereceğim, Enver Bey'e vereceğim. Evet, evet, evet. Çünkü değişiklik iyidir. Eskiye devam etmek lazım. Eskiden. Yani eskiyle, Hilmi Güler'le. İktidar partisi olması daha güzel. Yardımı çok alır. Öbürleri o kadar olamaz yani. Şimdi genelde ağırlık Hilmi Güler basıyor. Çünkü iktidar partisinin adam olması yardım da çok alır. Sen orada kim gelirse gelsin. Düzen aynı devam eder. Zekayı sana gelse ne olacak? Daha iyi olmaz mı? Gelemez yavrum ya. İktidardan başkası gelemez. Bir deneyeceksin. 20 senedir deniyoruz, ondan şaşmayız yani. Yenisini deneyeceğiz hep beraber. Siz neyi deneyeceksiniz? Tabii. Yeni parti, yeni gelen adayı. Hangisini mesela? Ya CHP'nin adayı kim gelirse gelsin. Büyükşehir'de de neydi adamın ismi? Zekai Sana. Evet, denemek lazım yenisini. Yani iktidar partisi ağır basar her zaman, bunlar desinler. Bunlar malumet bana. ben orduru değilim ama oyum CHP'den yana benim. Net bir şey yok ama Ulaş Tepe'ye vermeyi düşünüyorum. En önemli problemi olarak neyi görüyorum abi? Biraz daha böyle sosyal aktivitelerin yapılabileceği yerler daha fazla olursa bence daha iyi olabilir gençler için. Hilmi Güler. Memnun olmasa da mecbur atıyoruz. Yani. Hilmi Güler seviyoruz. Partimizi seviyoruz. Oradan bir programı su çok pahalı su. Pahalı abi su. Elektrikten pahalı kardeşim. İki kişiyi 250 bin lira su parası gerekiyor. Büyükşehir'de iki aday iddialı. Bunlardan birisi mevcut AK Parti adayı, belediye başkanımız Hilmi Güler. Daha önceki enerji bakanıydı. Bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı, görevden alınan, istifaya zorlanan Enver Yılmaz, İYİ Parti'den aday. Her ikisi de iddialı. Şu anda yani şu önde bu önde diyemeyeceğim ama kaybeden de kazanan da bir puandan iki puandan böyle bir şey görüntü o. Tahminlerimiz o. Şimdi Hilmi Güler ve Enver Yılmaz güzel işler yaptılar kendi dönemlerinde. Ama kötü işler de yaptılar. Kabul edemediğimiz çevre duyarlılığımız fazla bu şehirde. Bozulmamış, korunmuş bir şehri yüksek katlı apartmanlarla, gökdelenlerle bozmak doğru değil. Bu
Nur, bir önceki dönemde oldu bunlar. Enver Yılmaz döneminde. Ancak ben Enver Yılmaz bu defa tekrar gelirse o hataları tekrar yapacağına ihtimal veremiyorum. O da olgunlaştı, pişkinleşti. Yani insanların tepkilerine kulak verir oldu. Çünkü daha önce neydi? AK Parti ceketimi koysam ordudan istediğim çıkardı. Şimdi öyle olmadığını AK Parti de görüyor. İnsanlar da kime oy verirse o yanlışları tekrarlamayacağı insanlara oy verecektir. Evet, Hilmi Güler devrim niteliğinde çok önemli bir iş yaptı. Üç tane gökdelen vardı Türkiye gündemine gelen. İşte belde evler dediğimiz orada 20 katlı, 17-20 katlı binalar, bunlar yıkılması. Ki Türkiye gündeminde de bu çok yer aldı. Cumhurbaşkanı bile o binalar hala yıkılmadı mı dedi. Cumhurbaşkanı da müdahil oldu. Türkiye'de bunun örneği çok azdır. Taksim'de bir Taksim Otel vardı. Taksim Park Otel. 18-20 katlıydı. Hatta 10 katı yıkıldı. Son 8 katına kadar indirdiler. O şekilde oldu. Başka örneği yok. Bu çok güzel. Ama aynı Hilmi Güler kişiye özel imar planları verdi. Kişiye özel farklı imarlar verdi. Belediyedeki kadrosu çok dedikodular içinde olan şeyler, elemanlar. Yani dedikodular, gözümüzden gördüğümüz, yaşadığımız birçok şey var. O insanlarla bu şehri yönetmeye kalkarsa kendisine de yazık eder, bu şehre de yazık eder. Yani yaptıkları, yapacakları olacaksa yapmasın, gelmesin. Aynı şey. Enver Yılmaz için de aynı hataları tekrar yapacaklarsa gelmesinler, yapmasınlar. Bu şehir korunacak bir şehir. Bu şehir korusunlar. Biz çok fazla bir şey beklemiyoruz. Fantastik böyle şunu yaptık, bunu yaptık gerek yok. Belediyeciliğin temel şeyleri vardır. Yollar, bilmem neler, şunlar, bunları. Bunları yapsınlar, dokunmasınlar. Doğaya, kıyıya, dağlara, tepelere, imarda farklı muameleler vermesin. Yeşil alanlara dokunmasınlar. Yeşil alan satmak ne demek ya? Yeşil alan satmak bu ihanet şehire, başka bir şey değil. Ki iyi biliyorum Hilmi Güler yeşil alanı kişiye özel yeşil alan sattı. Bu affedilir bir şey mi? Kim gelirse gelsin, şehir bizim. Şehire herkes yaptığıyla, yapmadığıyla iyi intiba bırakacak, iyi eser bırakacak. Büyük bir kesim sol görüşteki, sosyal demokrat görüşteki insan da AK Parti'ye ceza verelim, AK Parti'ye kaybettirelim diye İyi Parti'ye oy verecekler. İyi Parti'nin kendi oyu olmadığı için emanet oylarla AK Parti kaybedecekse emanet oylarla kaybedecek. Bu Enver Yılmaz'ın şahsi oyu değil. AK Parti'ye bu ekonomik krizden dolayı ve hükümetin politikasından dolayı ordulu öfkeli. Niye öfkeli? Burada milletvekili koydular. İki tane milletvekili. Şehire hakaret. Biri Tokatlı, biri Trabzonlu. Abi şehirde 700 bin insan yaşıyor. Bir o kadar insan da Marmara'da yaşıyor. Bir tane ordulu bulamadın mı ya? Bu Tayyip Erdoğan'ın büyük hatası. Bunlar tepki oluşuyor. Şu an milletvekili yok, siyasi gücü yok ordunun. Bu tepkiye dönüşüyor. Çoğu insan diyor ki CHP'ye vereceğim kaybolacak, oyun ziyan olacak. Vereyim İyi Parti'ye, AK Parti kaybetsin. Türkiye'nin en pahalı suları burada maalesef. Geçenlerde de güzel bir şey oldu. CHP'nin büyükşehir adayı Zekai Sana, orada su fiyatlarını %50 indireceğim dedi. Bu seçim vaadi oldu. Bu seçim vaadine büyükşehirde harekete geçti. Zekai Sana'nın bu taahhütüne büyükşehirde %25 suda indirim yaptı. Buradan Zekai Sana'ya teşekkür ediyoruz. Yani %25'lik bir fatura onun sayesinde geri geldi. Keşke %50 olsa. AK Parti'nin oylarında şu anki Altınordu Belediye Başkanı bir şaibesi olmayan düzgün bir arkadaşımız. Yani dedikodusu olmayan,
tarafsız, düzgün hizmet veren bir arkadaşımız. Öte yandan CHP'nin adayı genç, sempatik bir arkadaşımız. O da iddialı, her ikisi de iddialı. AK Parti'ye tepki Büyükşehir'de Hilmi Güler'e yoğunlaşmış. Aynı tepki Altınordu'da zannetmiyorum. Ama AK Parti'ye genel bir tepki var. Dolayısıyla bu Büyükşehir'de AK Parti'ye tepki çok fazla. Ama Altınordu'da o derece olduğunu zannetmiyorum. Her iki adayımız da iddialı Altınordu'da. Onları da alabilirler. Yani 1-2 oyla kaybedip kazanabilirler. Ünye'de İYİ Parti değişebilir. Bazı kesimlerde de CHP'liler, CHP'nin şansı olmadığı yerde AK Parti'nin karşısında en güçlü aday kimse ona oy veriyorlar. Böyle bir seçenek var. CHP'nin iddialı olduğu yerler Altınordu, Gürgentepe, Çamaş'ta iddialı, onu söylüyor arkadaşlarımız. Ha, Perşembe'de çok şey var, AK Parti var, İYİ Parti var, CHP var. Orada da 3 seçenekli, yani 2 de değil, 3. 3'ü de iddialı, o da olur Perşembe'de. Diğer ilçelerde tabii ki AK Parti önde. Ama Ünye, Perşembe, Altınordu, Gülyalı, buralarda değişim olabilir. Olma ihtimali fazla. Gülyalı CHP'liydi. Şimdi Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı orada aday. Orada CHP adayı da kazanabilir. Bilemiyoruz yani çok buradan onun tahminini yapmak, gözlemlemek biraz zor. Bir şey daha söylüyorum. Ordu Olay Gazetesi olarak biz bir kampanya yaptık. Bürokratlar, milletvekilleri, asker bile yemin ediyor ama belediye başkanları yemin etmiyor. Belediye başkanları şehrine sadakat gösterecek, şehire ihanet etmeyecek bir metin hazırladık. Bunu yemin etmeliler. Yemin ederlerse belki utanma duyguları hak gözlerinin önüne gelir. Bunlar kendilerini de rahatlatır. Böyle bir yemin ettim ben. Bu bir taahhüttür. Ordulara söz verdik, yemin ettik. Yanlış bir şey yapmayacağız. Birine farklı imar, diğerine farklı imar, birine siyasi olarak şöyle, birine böyle. Öyle olmamalı. Eşit ve yeşil alanları kollayan çevreci bir yaklaşımla yemin etmelerini istiyoruz. İhanet etmelerini istemiyoruz. Bu şehir bir daha böyle bir şeyi kaldıramaz.